Üslü ifadeler. Başak ve Esra bir mama firmasının sokakta yaşayan köpeklere mama bağışında bulunmak için düzenlediği yürüyüş etkinliğine katılmıştır. Bu mama firması etkinliğe katılıp 6.000'den az adım atanların adına her 25 kare adım için bir mama paketi, 6.000'den fazla adım atanların adına ise her 5 küp adım için bir mama paketi bağışı yapmıştır. Bu etkinliğe Esra 5.000 adım, Başak ise 6.000'den fazla adım atmıştır. Bu mama firmasının Başak adına bağış yaptığı mama paketi sayısı, Esra adına bağış yaptığı mama paketi sayısının 10 katı olduğuna göre Başak'ın atmış olduğu adım sayısı en az kaçtır? A. 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4. B. 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 4. C. 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 5. D. 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 5. Önce soruyu biraz açalım. Bu etkinliğe katılan Esra 5.000 adım attığına göre Esra adına bağış yapılacak paket sayısı 5.000 bölü 25 kare. Yani 625. 5.000 bölü 625. Başak ise 6.000'den fazla adım atmıştır. O halde Başak'ın attığı adım sayısı da Başak'ın attığı adım sayısı da 5 küpün katı olmak zorunda. Yani 125'in katı. Yani bulduğumuz sayı 125'in katı olmak zorunda. Şimdi sorunun çözümüne geçelim. Farz edelim ki Başak'ın atmış olduğu adım sayısı X olsun. Başak'ın atmış olduğu adım sayısı X olsun. Başak'ın adım sayısı X ise Başak adına bağışlanan paket sayısı X bölü 5 küp olmalı. Esra adına bağış yapılan paket sayısı ise 5.000 bölü 25 kare. Peki kim kimin 10 katıymış? Başak adına yapılan paket sayısı Esra adına yapılan paket sayısının 10 katıymış. 10 katına eşitmiş. Peki 10 sayısı ile 5 üzeri 4 sayısını sadeleştirirsem, onu 5 çarpı 2 yazarsam 5 ile 5 üzeri 4'ün bir tanesi giderse burada 2 kalır, burada ise 5 küp kalır. Buradan işlemler yapılırsa, nasıl yapılır işlemler? 5 küpler gitti. 2 çarpı 5.000 eşit x. Yani x eşit 10.000. 10.000 üslü ifade biçiminde gösterilirse 10 üzeri 4 olur. 10 yerine 2 çarpı 5 yazarsak hem 2 üzeri 4 hem de 5 üzeri 4. Yani o doğru cevabımız 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4. Demek ki o halde doğru cevap A olacaktır.